Bugün evlerimizde kullandığımız kumandaları Arduino'dan faydalanarak başka araçları çalıştırmak için nasıl kullanılır? Onu inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bu kumandalar kızılötesi ışıkla çalışıyor. Biz bunu daha önce görmüştük. Gözlerimizle göremediğimiz görünür bölgenin enerji olarak hemen altında bulunan bölgede çalışıyorlar. Bunların değişik alıcıları var. Evlerimizde kullanmadığımız aletlerden sökebildiğimiz değişik modelleri var. Arduino için modül hale getirilmiş olanlar da var. Bunların hepsinin özelliği toplam 3 bacakları olmaları. Tahmin ediyorsunuz zaten, ikisi besleme için kullanılıyor. Üçüncüsü de data bacağı. Bunlardan dediğim gibi değişik modelleri var. Kullanması gayet kolay. Peki nasıl test edeceğiz, nasıl kullanacağız? Hemen basit bir devre oluşturdum ben. Kullandığımız alıcının tipine bağlı olarak veri bacağı değişebilir. Buradaki buymuş. Bunu Arduino'nun bir tane dijital bacağına ben burada 12'ye bağladım. 4 tane de led bağladım bunu test etmek için. Çünkü benim kullandığım uzaktan kumandanın üzerinde 4 tane renkli buton var. Her birine bastığım zaman buradaki ledleri yaktım. Bu ledler tabii ki burada sadece kullanılabileceğimiz yerleri göstermesi açısından buraya role bağlayıp istediğimiz aleti de çalıştırabiliriz. Burada her çalıştırmak istediğimiz alet üzerine bir tane alıcı modül kullanmamız gerektiğini söylemekte fayda var. Ha, dediğim gibi 38 kHz üzerinden haberleşen bu alıcılar çok pahalı değil. 3-5 liraya alabiliyorsunuz ama her bir modül içinde yine bir Arduino kullanmanız gerekiyor. Bu modüllerin genel özelliği hepsi 5 voltla beslenebiliyorlar. Bu kodu çalıştırmak için arkadaşlar bir kütüphaneye ihtiyacımız var. Ben GitHub üzerinde Z3T0 diye bir kütüphane buldum. Bunu indirdim, zip halini ve Arduino üzerine ekledim. Kütüphaneyi indirdikten sonra buradan zip kitaplığına ekledik. Kütüphanemizi ekledikten sonra hemen dosya, örnekler, IR remote ve burada demo. Hemen bu örneği açtığımızda gördüğünüz gibi çok fazla kod yok. Bu kod ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Kütüphane dahil edildi. Burada receive alıcı bacağın 11 olduğu. Ben 12'ye bağladığım için bunu değiştiriyorum. Sonra bir nesne oluşturduk. Sonra kodları çözmek için bu kodu ekledik. Setup'ta seri haberleşme başlatıldı. Alıcının aktifleştiği, bu işlemin tamamlandığı yazısı geldi seri ekranda. Daha sonra okundu bu değer ve okunan değer heksadesimal olarak 16'lık sayı sisteminde seri ekranda yazdırıldı ve daha sonraki okuma işlemine geçildi. Bu kod bu kadar arkadaşlar. Hemen bunu Arduino'muza seri portu kontrol ettikten sonra yüklüyoruz. Evet, yükleme tamamlandı arkadaşlar. Şimdi seri portu açıp kumandamın üzerindeki tuşlara basıyorum. Bakın, kırmızıya bastım. Sarıya bastım. Uzun süre basarsam FFF çıkıyor. Her tuşa bastığımızda 16'lık sayı sisteminde karşılık gelen kodu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de bana lazım olacak olan kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tuşların buradan kodlarını aldım ve bu sistemle işim bitti. Şimdi kendi kodlarımızı yazabiliriz. Hangi tuşa bastığımız zaman Arduino'nun hangi görevi yerine getireceğini karar vereceğimiz kodu yazacağız. Bu kodu arkadaşlar ben zaten bu örnek üzerine yazdım. Niye öyle yaptım? Çünkü baştaki kütüphane tanımlamaları, okuma kodları zaten üzerinde hazır vardı. Yaptığım şey yine alıcı pini 12 olarak tanımlamıştık. Diğer ledlerin de Arduino'nun hangi bacaklarına bağlandığını belirttik. Daha sonra şunlar zaten orijinal kodda vardı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Nesne oluşturulması ve kod çözümü ile ilgili. Setup'ta led bacaklarımın output olduğunu, çıkış olduğunu tanımladık. Seri ekran başlatıldı. Alıcı aktif hale getirildi. Ve alıcının aktif hale getirildiği seri ekranda yazıldı. Daha sonra da veri okundu. Okunan veri eğer biraz önceki koddan benim kaydettiğim şu kod, yani kırmızı tuşa bastığım zaman heksadesimal karşılığı, eğer okunan değer o ise kırmızı ledi yak, diğer ledleri yeşili de sarıyı da mavi de low yap. Eğer okunan değer
yeşilin koduna eşit ise o zaman yeşil LED'i yak, diğerlerini söndür. Yaptığımız şey tamamen bu kadar. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. Sadece şuna dikkat etmekte fayda var. Burada bir if karşılaştırması var. Bu karşılaştırmada okunan değerin hegzadesimal olduğunu, yani 16'lık sistemde olduğunu göstermek için okuduğumuz değerin başına 0 çarpı ekledik. Tüm kod bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi LED yerine roleler bağlanarak istenilen devre herhangi bir uzaktan kumandayla çalıştırılabilir. Bu Arduino için imal edilmiş kumandalar da olabilir. Benim kullandığım gibi evde kullandığınız ve üzerinde kullanılmayan tuşu olan herhangi bir kumanda olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.